Değerli hocam, öncelikle 7/24 Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden size ve tüm danışanlarımıza selamlar, sevgiler, saygılar söyleyip bugünlerin çok önemli bir problemi olan çocuklarda davranım bozuklukları, davranış sorunları yaşayan aileler ne yapmalı? Hangi durumlarda bir uzmandan, uzman psikolog, uzman pedagoglardan yardım almalıdır? Davranış probleminin iki ana sebebi vardır. Birisinin nörolojik, beyinden gelen emir-komut zincirinin oluşmaması. İkincisi de öğrenilmiş yanlış metodlar, psikolojik sıkıntılar sonucu ya da ailenin yanlış öğretileri sonucu, sınır ve kural tanımama sonucu oluşan problemlerdir. Davranış problemlerinde patolojik dediğimiz konu beyinden gelen dur, sus, otur, yapma dediğimiz komutları çocuğun algılayamaması ve bunun sonucunda istenilen komutu yerine getirememesidir ki burada gerçekten de bir tıbbi yardım gerekir. Bu bizim davranışsal değil patolojik olarak engellememiz gereken tıbbi yardımla ancak düzeltilen konulardır ki yanında birçok başka sıkıntıyı da taşır. Öğrenme güçlüğünü taşır. Dikkat dağınıklığını taşır, hiperaktiviteyi taşır, belki de akıl ve ruh sağlığı ile ilgili bir başka sıkıntıyı da birlikte getirir. Ama genellikle bizim çocuklarımızın davranış problemleri öğrenilmiş yanlış sistemden dolayı olur. Bunlar nedir? Öncelikle ebeveyn çocuğa özgürlük adı altında her şeyi sunar. Burada sınır hiçbir zaman belirlenmez. Sınır belirlenmediği zaman da çocuk sınır bilmeyince otomatikman aileyi sonuna kadar zorlar. Zorlanan çocuk ebeveynler, ebeveynlerin ebeveynleri. Bunlar kimlerdir? Anneanneler, babaanneler ya da ailenin çocuk üzerindeki hakimiyeti ya da tasarrufu kimdeyse bunlar bu sınırı sonuna kadar kullanırlar. İstediği her şey verilir, istediği her davranış çocuktur diyerek geçiştirilir. Fakat ne zaman ki ebeveynin ya da birlikte yaşayan aile büyüklerinin artık pes ettikleri yerde bizim çocuğumuz davranış problemi gösteriyor dedikleri yerde bize gelirler. Burada da artık çocuk elindeki cetvelle ebeveyni ölçmüştür. Annemin davranma statüsü bu kadar. Babamın benim davranışlarıma İtiraz etme hakkı bu kadar, babaannemin bu kadar, dedemin bu kadar ve evde kim kullanacağını çok iyi bilir. Çünkü o bütün hakları zamanında almıştır. Şimdi doğru oturması gereken, doğru davranması gereken yerde davranmadığı zaman ebeveynin sınırı bitmiştir. Ve o zaman ne yazık ki işin en çok katatoniye dönüştüğü zaman. Aile bize başvurur, hocam bir sürü davranış problemi gösteriyor. Nedir? Söz dinlememek, komut almamak, sorumluluğu yerine getirmemek, yanlış arkadaş, çiş, işte gece altına kaçırma, tırnak yeme, yalan söyleme, ufak tefek hırsızlıklar gibi davranış problemleri böyle kat kat aileyi zorladığı yerde gelirler. İlk başladığı yerde değil. Ama o zaman da büyük bir çözümsüzlük yumağı olmuş olur. Biz çocukta nerede ve neye başlayacağımızı bilemeyiz. Aslında en doğru yöntem ebeveynle başlamaktır. Ebeveynle çalıştıktan sonra çocuktaki davranış problemleri düzelir. Ya da beklentilerin boyutunu ölçmek gerekir. Ebeveyn bazen çok beklenti içinde olur. Ve çocuğun bu beklentilere vereceği cevaplar yeterli değildir. Nedir? Çok başarılı olmasını ister, çok sorumluluk sahibi olmasını ister. Fakat çocuğun belki de o başarıyı sağlayacak kapasitesi yoktur ve çocuk zorlanıyordur. Ya da çocuğunun çok sorumluluk sahibi olmasını ister. Fakat çocuğun hiç sorumluluk vermemiştir. İşte o zaman çatışmalar dediğimiz şeyler olur. İlk okul dönemine kadar çocukların ev içindeki yaşadıkları davranış problemi ne yazık ki başkadır. Okula gittikten sonra ebeveyn birdenbire çocuğun artık akıllanmasını, artık
sorumluluk sahibi olmasını ister. Fakat o küçükten başlayan bir şeydir. Küçücük çocuk yemeğini yediği zaman hadi annem onu lobonun önüne koy demek, o bir sorumluluk kazandır. Ya da sabah kalktın, pijamanı yatağın içine it demek bir sorumluluktur. Ya da çekmecene koy demek. Arkasından toplarsınız, yemeğini ağzına verirsiniz, ayakkabısını giydirirsiniz, donunu değiştirirsiniz, saçını tararsınız. Sonra çocuğun bunları yapması gereken zamanda çocuk bu kabiliyetleri kazanmamışsa ve yine sizden beklediyse işte o zaman davranış sorunu diye bize getirirsiniz. Aslında davranış sorunu değildir. Öğrenilmemiş bir durumdur bu. Biz o yüzden 0-7 yaş arası çocukların hem eğitim hem de sosyal olarak ebeveyn tarafından çok donanımlı yetiştirilmesini istiyoruz. Nedir donanımlı? Onun yerine düşünmeyin, onun yerine yapmayın. Bırakın biraz çocuk yemeğini kendisini yemesini, odasını biraz toplamasını, biraz toplamasını diyorum. Hani oturup da böyle çok gıcır gıcır bir ev ortamı yaratmaz zaten çocuk. Oyuncakları topla, yemeğini sonuna kadar ye. Ama tabii ki bu kadar tasla yemek vermeyeceksiniz çocuğa. Kesinlikle. Yiyeceği kadar, çocuk nefret etmeyecek. Ve çok sık komut vermek, ebeveynle çocuğun çatışma noktasıdır. Devamlı komut veren bir anne, onu yap, bunu yap ya da sesi yükselen bir anne. Bir danışanım çocuğunu getirdiğinde ebeveynle çocuk arasındaki sıkıntıları konuştuğumuzda çocuk dedi ki ben annemi dedi size gözlerle çizmek istiyorum dedi. Nasıl dedi? Dedi 5 tane göz yapacağım dedi. Annemin yemek yerken bana bakan gözü. Dersini yapmadığı zaman bakan gözü. Ve bunların içinde hiç böyle güzel bir hareketi yapan göz yoktu aslında. Çocuklarımız bir sürü güzel şeyler de yapıyorlar. Biz önce yapılan hatayı eleştirmeyebiliriz. Aslında güzel yapılan şeylere de aferin çok güzel yaptın, yapabildiğin en iyisi buydu deyip onu ödüllendirmek çok önemli. Her yanlışa sesle cevap vermek, her yanlışa sesle cevap vermek bir zaman sonra nasıl olsa annem bağırıyor, bağırıyor ve susuyor. Ben yapacağımı yapıyorum boyutuna geliyor. Yani belli bir süre sonra çocuk sağır mı oluyor? Aynen öyle. Diyor ki bunun nasıl olsa cezası yok. Ha, ceza ödül sisteminde de kuralları çok iyi koymak lazım. Çocuk kuralları çabuk yıkabiliyor. Ama ebeveynden eğer anne ve baba ortak karar veremiyorsa kimin daha çabuk bu konuda pes edeceğini çocuk çok iyi bilir. Ve cephesini ona göre ayarlar. Bizim bu cepheyi kale gibi, duvar gibi yapmamız lazım. Evet. Dışarı çıkış saatleri özellikle ergenlerde büyük sorundur. Ders çalışmama büyük sorundur. Çünkü siz ondan çok şeyler bekliyorsunuz. Fakat onun o sırada kendi bedeniyle, sosyal çevresiyle, ruhsal olarak bir sürü kargaşalar yaşıyordur. Fizyolojik ve psikolojik kargaşalar yaşıyordur. O sırada ebeveynin beklentileri onun umurunda değil ki. Ama biz hep böyle milim milim ölçülerde her şeyi iyi yapan, her şeyi düzgün yapan çocuk istiyoruz ki. Dün biliyorsunuz 5 yaşındaki torununu getiren babaanne elimden tutmuyor yolda yürürken beni utandırıyor dedi. Şimdi düşünüyorsunuz 5 yaşındaki çocuk elinden tutmuyor diye bir babaanne neden utansın ki çocuğun yapacağı normal davranış o zaten. İşte hepimizin yapmış olduğu hata. Çocuk gibi düşünemiyoruz. Çocuğa zamanında sağlıklı sınırlar çizemiyoruz. Bir çocuk dağıtacak. Odasını da dağıtacak. Ama toplayacağın kadar dağıt demek çok önemli. Bravo. Toplayacağın kadar. Anladığım kadarıyla ailelerde hani büyük anne, büyük babalar da dahil olmak üzere ailede ağız birliği çok önemli. Aynen. Ve çocuk eğitimine hamilelik döneminden hatta ailenin eğitilmesi çok önemli. Aynen. Gerçekten bunları çok hem dikkatli hem de birkaç kitaba bedel çok değerli bilgiler değerli hocam vermiş oldu. Uzman klinik psikolog Gülten Demirdemen Hanım'dan 32 yıllık tecrübesine dayanır. Az önce de söylediğim gibi birkaç bedele, kitaba bedel bize bilgiler verdiği için çok teşekkür ediyor. 7/24 psikolojik danışmanlık merkezlerine
velileri, anne babaları, hatta büyük anne ve büyük babaları da davet etmiş bulunmaktayız. Teşekkür ederiz. Mutlu günler diliyorum.